Evet, programda şu anda konuğumuz Orta Doğu uzmanı Jonathan Fenton Harvey. Welcome in our studio. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim. I want to start by asking, what do you think of the agreement in Moscow? Moskova'da imzalanan anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? İdlib'deki ateşkes anlaşması için sizce kalıcı olur mu, işe yarayacak mı? Sizce ateşkes kalıcı olacak mı ve sizce İdlib'de yaşamları, hayatta risk altında insanlar için bir çözüm getirecek mi? Bence bir çözüm getireceğini düşünüyorum. Çünkü Rusya bu konuda çok kendine güveniyor ve Suriye hükümetinin ve karşıt güçlerin arasındaki bir çözüm getireceğine dair ve öncesinde karşı taraftan gelecek bir ateşkesi reddediyorlardı ve şu anda Rusya Esed rejimi tüm ülke üzerinde etkisini engellemek istiyor ve Türkiye de buna müdahil oldu ve Rusya bir şekilde anlaşmaya mutabık olmak zorunda kaldı kısa vadede. Bu da Türkiye ve Rusya'nın işbirliği. İki ülkede kendi müttefiklerini korumak istiyorlar bölgedeki, özellikle de daha geniş anlaşmalarda mevcut Türkiye ve Rusya arasında ve Türkiye'nin büyük askeri teçhizatlar satın alıyor Rusya'dan ve aynı zamanda Karadeniz'deki Doğu Hattı projeleri de mevcut. Bunlar da aradaki bağları güçlendiriyor. Hala Rusya'nın bunu Suriye'deki etkisini artırmak üzere bir şans olarak değerlendirdiğini düşünüyorum geniş çapta ve bu da İran'daki ilişkileri de güçlendirmekte de aynı zamanda ve Rusya'da Esed rejiminin ülkedeki kontrolünü yeniden kurması için bir şans olarak kullanıyor ve gelecekte bunu daha da ilerletecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Brüksel'de müzakerelerden sonra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Türk Dışişleri Bakanı önderliğinde takımlar aynı fikirde olduğumuza emin olmak adına birkaç gün boyunca bir anlaşma uygulanması için çalışacaklar. Sizce yakın gelecekte Suriyeli mültecilerle ilgili Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir sonuç bekleyebilir miyiz? Son zamanlarda Avrupa'nın gösterdiği tavra bakarsak durum iyice kötü bir hale alana kadar bir tepki görmedik onlardan ve Avrupa liderler bir çaba göstermeye çalışıyorlar durumu iyileştirmek için ve aslında asıl uzun vadeli çözümden ziyade septomlara, belirtilere odaklanıyorlar ve Avrupa tavrı ve tepkisi zayıf olmaya devam edecektir. Bu da Türkiye'ye zorluğa, güçlüğe sokmaya devam edecektir. What do you think of the way Greece has reacted to the Yunanistan'ın mültecilere tepkisini nasıl buluyorsunuz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Suriye birçok Yunan mülteciyi kabul etmişti. Sizce bunun Yunan toplumu için bir değeri yok mu? Sizce Yunan toplumu, Yunan hükümetinin bu tavrından memnun değil mi? Sizce şu andaki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir karışık tepkiler görüyoruz Yunan toplumundan. Bazıları kabul ediyorlar mültecileri, ancak genel olarak hükümetin tepkisi ve diğer insanlar ırkçı söylentiler görüyoruz ülke çapında ve bu da bu mülteci dalgasıyla ilgili. Tarihe baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nda Yunan mültecileri kabul etmişti Suriye. Bu da iki taraflı standartı gösteriyor. Yunan şu anda ekonomik zorluklardan geçiyor ve bu da daha önemli olarak diğer Avrupalı ülkeler, Yunanistan gibi veya da diğer Akdeniz ülkeleri gibi mülteciler kabul etmeli, kendi çabalarını da göstermeli.
kendi sorumluluklarını da üstlenmeliler. Bu sadece Yunanistan'ın problemi değil, bu Avrupa'nın genelinde bir problem ve birçok Avrupalı ülkeler mültecilere karşı düşmanca tavırlar gösterdi 10 yıllarca ve sadece Suriye'deki kriz değil, tabii ki Suriye'deki kriz büyük bir durum, ancak bu İdlib'de an olarak gerçekleşiyor ve daha gelişmeci politikalar uygulanmalı Suriye'deki mültecilerin korunması için. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron'la buluşacak gelecek salıda Boris Johnson'la konuşacak. Sizce bu toplantılardan bir şey çıkacak mıdır? Fransa daha pozitif adımlar atıyor. Fransa bu insani krize yardım etmeye çalışıyor. Libya'daki yaptıklarına bakarsak eğer, Halife Haftar'ın konusundaki desteklerine bakarsak eğer, şu anda mevcut olarak İngiltere, Türkiye ile güçlü bağları var ve iletişim iyi, özellikle Brexit'ten sonra ve İngiltere şu anda kendi iç sorunları ve ikilemleriyle sıkışmış durumda ve Suriye konusunda bu uluslararası durumda çok etkisini gösteremiyor ve bu konuda gelişmeleri göreceğiz. Şimdi de Orta Doğu'ya ilerlemek istiyorum. Rusya ile üretim kesintisi müzakereleri çökünce petrol fiyatları sert düşüş gösterdi ve Suudi Arabistan'da petrol fiyatlarındaki büyük bir indirime gitti. Bugün bir toparlanma görsek de hala fiyatların çok düşük olduğunu görüyoruz. Sizce Rusya'nın hedefi neydi? Neden üretim kesintilerini desteklemediler? Suudi Arabistan şu anda bağımsız davranıyor ve OPEC iyi bir anlaşmada emin olmaya çalışıyordu petrol üreticileri arasında ve ihracatçılar arasında. Aynı zamanda Suudi Arabistan için de kötü bir durum yaratabilir bu şekilde tepki vermesi. Bu kısa vadeli oyunlar Rusya, Suudi Arabistan daha uzun vadeli ekonomik stabiliteye istikrarı düşünüyorsa iyi olmayacaktır. Aynı zamanda kendi ekonomik zorlukları da mevcut. Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'da daha bölgesel bir güç elde etmeye çalışıyor ve ülkede bir otorite yaratmaya çalışıyor. Ve gelecekte bu zarar verici bir durum olabilir. Aynı zamanda ekonomik durumun o kadar iyi olmadığı biliyoruz. Aynı zamanda politik durumun da kırılgan olduğunu görüyoruz. Bir grev olduğunu görüyoruz asil ailede ve sert tepkilerin olduğunu görüyoruz. Sizce bu petrol fiyatlarındaki hareketlenme Suudi Arabistan'daki politikayı etkileyecek midir kötü bir şekilde? Bunun bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Muhammed Bin Salman tam mutlak otoriteyi sağlamaya çalışmıştı Suudi Arabistan'a ve kendisini bir numaralı figür haline getirmeye çalışmıştı. Suudi Arabistan'ı geleneksel hükümetinden uzaklaştırmaya çalıştırmıştı, mevcut rejimine uzaklaştırmaya çalıştırmıştı. Şu anda Suudi Arabistan'da bir ulusalcılık mevcut. Kendisini bir numaralı figür olarak otorite kurmaya çalışıyor. Şu andaki birçok asil ailede birçok sorunlara sebep oldu ve kralın yeğeni ve genç kardeşleri ve arasında da problemler, aile içerisinde problemler olduğunu görüyoruz ve birçok eleştiri aldılar Suudi Arabistan kraliyet ailesinden. Muhammed Bin Salman kendisinin kişisel politikaları, 2018'de uyguladığı politikalar da çok zarar vericiydi ve birçok Kanada'yla diplomatik bağlantıları kesmek gibi bunlar zarar verici adımlar ve
Suudi Arabistan'da hiçbir şekilde kendisine karşı karşı gücün asla olmamasına emin olmaya çalışıyor ve paranoyak tavırlar sergiliyor. Ve bu üretim kesintisi kendisinin daha da aslında sorumsuz bir şekilde davrandığını ve Suudi Arabistan'ın geleceğini riske attığını bir göstergesi. Aramız var. Aradan sonra çok az daha vaktimiz var. Bir de Orta Doğu'yu konuşacağız tekrardan. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, EkoTürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'in sunduğu imzaya konuk oluyor. Ünal, İdlib'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilirliğinden Rusya ile ilişkilerin geleceğine, Yunanistan sınırında göçmenlerin yaşadığı insanlık dramından Avrupa Birliği'nin tutumuna gündemde öne çıkan konuları canlı yayında değerlendiriyor. İmza bu akşam 19.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Dünyada piyasalara yön veren gelişmeler, dövizden borsalara, tüm piyasalardaki gelişmeler, uzman isimlerin küresel ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmeleri, yorumları, finans durumunda. Pelin Yantur ve Mert Yılmaz'la finans durumu yarın akşam 21'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği, fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar, atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır. Herkeste yakıt var ama petrol ofisinde V-Max var. Aktif 3 teknolojili V-Max kurumları temizler, motoru korur, %4'e varan tasarruf sağlar. İTÜ onaylı V-Max. Sadece petrol ofisinde. Türkiye'nin mega projesi Sur Yapı Antalya'da 235 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkuaz sitesi son etabı satışta. Siz de Sur Yapı'ya gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı.
Az sonra Profesör Doktor Öner Günçavdı ile küresel ekonomiyi değerlendireceğiz ama son bir sorum var konuğuma. Yes, I have one final question. Size son bir sorum olacak. Yeah, actually two questions. Aslında iki soru soracağım. Suudi Arabistan Kraliyet ailesi hakkında konuşmuştunuz ve Kral Bin Salman'ın attığı adımlardan bahsetmiştiniz. Sizce hedeflediği şeyi başaracak mı, gücünü daha da güçlendirecek mi? Birçok Suudi Arabistan toplumunda büyük bir etkisi mevcut ve bunu arttırıyor. 2017'den beri tahta geldiğinden beri ve bence devam edeceği de bir şey olacaktır ve tüm karşı güçlere karşı sessizleştirmeye çalışacaktır ve kadın hakları aktivistleri ve onlar da hapishaneye girdiler ve tutuklandılar. Kendisine karşı gelen herhangi bir rejime karşı gelen karşı herhangi bir harekete karşı büyük sert tepkiler veriyor ve toplumda kesinlikle gücünü artıracaktır ve buna devam edecektir. Suudi Arabistan Batı desteğine bağımlı ve bu da önemli bir faktör. Donald Trump Muhammed Bin Salman'a karşı olumluydu ve İngiltere de aynı şekilde özellikle de Brexit sonrasındaki süreçte şu anda İngiltere kendi müttefiklerine daha çok bağımlı ve bu da yaptığı şeyi destekleyici oluyor ve Muhammed Bin Salman'ın ABD'nin desteğine ihtiyacı var ve bu ilişkiyi tutmaya ihtiyacı var ve Donald Trump tekrardan seçilmezse eğer başkanlık seçimlerinde bu yıl, bu da Suudi Arabistan toplumundaki gücünü azaltı ve Bin Salman da bunun farkında ve bu da kendisinin paranoyasını açıklamakta ve çünkü kaybedecek hiçbir şey olmadığının farkında ve bu yüzden de yapabileceği şekilde en büyük gücü elinde tutmaya çalışıyor ve kendi rejimine karşı gelen herhangi bir tepkiye karşı sert tavır takınıyor. Orta Doğu hiç asırlardır karışıklıktan ve sorunlardan kurtulamadı. Geçmişe baktığımızda, yakın geleceğe baktığımızda barış dolu bir bölge umudu olabilir mi sizce? Bu Batı'nın nasıl davrandığı ile ilgili aslında gelişebilir ve Batı insani krizde her zaman aktif rol oynamıştır ve eğer dahil olurlarsa bu dahil olduğu konularda her zaman bu şiddetin azaldığını görmüşlerdir ve Yemen'deki saldırıların da azaldığını görmüştük ve bu da İsrail ve Filistin konusunda İsrail bu işgal edilen bölgelerdeki kontrolünü arttırdılar ve bu insani krizlerdeki durumlarda daha saygılı bir şekilde ele alınmalı ve görmezden gelinmemeli ve güçlü liderler tarafından de dahil olmalı ve İsrail ildeki seçimlerden sonra başkanın da güçlü bir lider olmaya çalıştığını görüyoruz. İnsanların hayatları bölgedeki düşünceli bir şekilde ele almalı ve böylece sorunlar da azalacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz. Sırada bir haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı Asya'dan gelen tüm banknotları karantinaya aldı.